eski ilçe başkanımız, partimizin değerli yöneticileri, hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz, Yaylacık mahallemizin çok değerli sakinleri, hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Bugün güzel bir havada bu Yaylacık mahallemizde biraz evvel söylendi. Akçabatımızın en büyük mahallesi olan Yaylacık mahallemizde sizlerle bir aradayız. Öncelikle burada her yıl, her seçimde diyelim, her seçimde burada seçim bürosu açarız. Burada rahmetli olan, rahmeti Rahman'a kavuşan Can kardeşim, Şuayb kardeşim vardı burada. Biz henüz seçim başlamadan, seçim havasına girmeden hemen bizim resimlerimizi buraya, fotoğraflarımızı buralara asardı. Onu şimdi huzurlarınızda rahmetle anıyorum. Hakikaten çok sadık bir arkadaşımızdı. Aynı zamanda partimizde de yöneticilik yapmış bir arkadaşımızdı. Maalesef erken bir yaşta aramızdan ayrıldı. Onun gibi partimize hizmet eden diğer rahmete kavuşmuş diğer parti mensuplarımızı, bu arada çok değerli milletvekilimiz, rahmetli milletvekilimiz Mustafa Cumhur Bey'i de rahmetle anıyorum. Bu mahalle her zaman bize destek veren bir mahallemizdir. Seçmeni en çok olan bir mahallemizdir bura. İnanıyorum ki bu seçimde de desteği aynı şekilde devam edecektir. Çünkü bu mahallenin insanı kadir bilir insanlardır. Hizmetin değerini bilen insanlardır. Bu mahallenin insanları. AK Parti 13 seneden beri Türkiye'ye önemli hizmetler yapıyordu. AK Parti'nin hükümetler büyük hizmetler yapıyor. Türkiye gelişiyor, büyüyor. Yani 13 sene evvelki durumu da bugünkü durumu bir karşılaştırır. Arada dünya kadar fark vardır. Hangi konuda bakarsanız büyük farklar var. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, her alanda. Şimdi onları burada sayıp sizin çok zamanınızı almak istemem. Aşağıda şurada bir hastanemiz var. Sadece hastaneye girip öyle bir servislere çıktığınızda çünkü insanların en zayıf zamanı hastalık zamanlarıdır. En aciz kaldıkları zaman budur. Kendim de şahsen öyledir. Başka zamanlar hiçbir şeyi çok aldırmam. Her şeyle mücadele ederim. Ama hastalık dediğiniz zaman bir yerlere teslim oluyorsunuz. Hastanelere teslim oluyorsunuz, doktorlara teslim oluyorsunuz. Yani bilmediğiniz bir konudur. Teslim olmak durumundasınız. Bu açıdan ben bu sağlık teşkilatında yapılan, bilhassa sağlık teşkilatında yapılan reformları, yapılan yatırımları çok büyük, çok büyük önem atfediyorum bunların. Diğer konular aynıdır. Biraz evvel beklerken şurada içeride gazetelere bakıyorum. Eğriben tüneli biliyorsunuz Giresun'un arka kesimine rastlıyor. Eğriben tünelinin bugün temeli atıldı. Bakın senelerdir, 40 küsür senedir bu memlekette bürokraside, kamuda hizmet veren bir arkadaşınızın, bir kardeşinizin. Trabzon'dan Zigana yolu denince diğerleri niye bizde yapılmıyor? Hep bunları duyardık. Çünkü benim çalıştığım yer bölge teşkilatıydı. Taraflı davranılıyor. Trabzon'da Zigana yolu yapılıyor. Rize'de işte Ovid İkizdere yolu yapılmıyor. Artvin'de can kurtaran var. Orası yapılmıyor. Öbür tarafta işte Arşit yolu falan filan. Bunları hep duyardık. Çünkü o bölgeleri hep dolaşırdık. Ama şimdi görüyoruz ki
Her yerde aynı yatırımlar var. Bakın Ovid'de tünel inşaatı devam ediyor. Türkiye'nin en büyük, en uzun tünellerinden biri. Sanıyorum 14-15 kilometre uzunluğunda bir tünel orada yapılıyor. Can kurtaran denen Arpin'i arkaya bağlayan, Arpin'i sahile bağlayan diyelim. Obay Arpin'i arkaya bağlayan bir tünel. Şu anda orada da tünel çalışmaları devam ediyor. Zigara tüneli ihale edildi. Zigara yolu yapıldı. Çok iyi, güzel şekilde yapıldı ama şimdi daha Zigara Dağı'ndaki mücadeleyi daha aza indirmek üzere daha uzun bir tünel. Tünel vardı. Torun'dan. Daha uzun bir tünelin ihalesi yapıldı. Torun'dan. İhalesi yapıldı. 50 metre tüneli diyoruz, oradan gidin. Her yer aynı arkadaşlar. Şuradan artık Samsun'a gitmek bugün hiçbir şey değil. 3 saatte Samsun'a, hatta daha kısa zamanda Samsun'a gidiyorsunuz. Erzurum'a öyle. İşte yollar kısalmış. Artvin'e mi gideceksiniz, ne bileyim, şey üzerinden, Rize üzerinden, Erzurum'a mı? Nereden istiyorsanız. Hayatın hangi alanını alırsanız bu şekilde arkadaşlar. Türkiye gelişiyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Bakın, bugünlerde bir 24 Nisan dolayısıyla sözde soykırım kutlamaları yapılıyor. Bakın Çanakkale, aynı zamanda Çanakkale zaferini de kutluyoruz. Çanakkale'de ne oldu? Ne oldu Çanakkale'de? O zaman Osmanlı Devleti artık sonuna gelmiş. Osmanlı Devleti giderek zayıflamış, sonlara gelmiş, çözülme yolunda gidiyor, ilerliyor. Bütün batının güçleri, en büyük güçleri, devletleri buluşuyorlar. Osmanlı onlara karşı mücadele veriyor. Aynı şey bugün yapılıyor. Yapılmıyor mu? Aynı şey, bakın Avrupa'da peş peşe papalık karar alıyor. Efendi Fransa karar alıyor. Almanya karar alıyor. Avrupa Birliği karar alıyor. Bütün bunları nasıl bunlara mani olursunuz? Bunların karşısında nasıl durursunuz? Güçle durursunuz, güçle. Başka türlü durmak mümkün değil. Onun için Türkiye'nin şu gidişatının, bu kalkınma sürecinin, kalkınma hamlesinin kesintiye uğramasına Türkiye'nin tahammülü yoktur arkadaşlar. Türkiye'nin tahammülü yok buna. Artık Türkiye koalisyon dönemlerine tekrar eski dönemlere dönmek istemiyor. Halkımız istemiyor. Halkımız bunun farkındadır. Yapılanların farkındadır. Türkiye'nin gidişatının farkındadır. Bakın Türkiye'nin etrafında her yer ateş çemberi. Türkiye ağrı. Her yer ateş çemberi. Yanıyor her taraf. Bunlar İslam ülkeleri. Nasıl karıştırmışlar onları? Nasıl becermişler, karıştırmışlar? Burada tek güçlü ayakta duran Türkiye'dir. Oralardan kaçanlar, canını kurtarmak isteyenler Türkiye'ye sığınıyorlar. Bugün Türkiye'de 2-2,5 milyon sadece Suriyeli var. Türkiye'de aynı durumda olursa nereye gidecekler? Kim yardım edecek? Değil mi? Yani bütün bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Onun için bu istikrarı bozulmaması gerekiyor. Bu istikrarın devam etmesi gerekiyor. Bizim bakın şimdi yanımızda milletvekili adayımız var. Akçabat'ın evladıdır. Sarıtaş Mahallesi'nin hemen buranın bitişiği olan Sarıtaş Mahallesi'nin çocuğudur. Güvenlerdedir. Soyadı Günlardır ama esas soyadı Güvendir. Yani soyadı değişikliğinde benim köyümde var. Aydın Şakir, Aydın Çakır. Burada var, gülüyor. Yani böyle şeyler çok. Bizim insanımız. Biz diğerleri de bizim insanımız. Bakın diğer adaylarımız Bakü Kemir'den var. Diğer yerlerden var. Hepsi bizim insanımız. Onlardan bugüne kadar buralara AK Parti iktidarı önemli hizmetler yaptı. İnanıyoruz bundan sonra daha iyileri yapılacak. Biz onlara söylüyoruz, diyoruz ki biz eksiklerimiz var. Eksiklerimizi her toplantıda söylüyoruz. Şu eksiklerimiz var. Bunları istiyoruz.
Bunları istiyoruz. Bakın yarın gene yüz yüze geleceğiz. Genç bir milletvekili adayımız burada. Sonra geleceğiz, ben de geleceğim. Belediye başkanı olayım olmayayım. Gelip burada şu isteklerimizi yaptınız mı diyeceğim. Sayın milletvekilim, şunları yaptık mı? İnşallah. Ne oldu? Diye hep soracağız. Hep soracağız. Akçaabat Haber.com. Akçaabat'tan haberiniz olsun.